Bu 5 şirkete 203 milyar liralık 203 milyar liralık ihale verildi ya. İş verildi, ihale demiyorum. Çağırıyorlar, sana bu işi verdim diyor. 203 milyar lira 5 kişiye verilirse, 5 firmaya verilirse 203 milyar lirayı alan herhalde bunun bedelini ödeyecektir yani. Değil mi? %10'u ne yapar? 20 milyar lira yapar. %10'u. %10'a çalışmaz. Daha yükseğe çalışır. Ben de biliyorum. Her şeylerini finanse ediyorlar. Ben de biliyorum. Savcıya da sesleneyim. Bu ülkenin savcılarına da sesleneyim. Rüşvet olaylarının üzerine niye gitmiyorsunuz? 5 kişiye 203 milyar liralık ihale verilecek. 5 kişiye. Ve bu 5 kişinin adı kamudan ihale alan en büyük 5 şirket diye bütün dünya literatürüne girecek. Görenler ne diyecek? Malı götürenler diyecek. Sen bana kalkıyorsun diyorsun ki beşli çeteyi kullanma diyorsun. Söyleyeyim. Bunların hiçbirisi bildiğimiz ihale değil. Adamı çağırıyorlar, bu işi sana verdim diyor. Birinci kuralı bu. Çağırdım sana verdim diyor. Neden beni çağırıp bana veriyorsun? Ali'ye değil de Veli'ye niye veriyorsun? Niçin onu tercih ediyorsun da öbürünü tercih etmiyorsun? Çünkü benim onunla özel bir ilişkim var. O beni besleyecek. Benim yandaşlarımı besleyecek. İki, çağırıp veriyorsun. Adam diyor ki ya çok iyi bana verdin ama bu Türk lirasıyla bir iş olmuyor. Senin ne yapacağın belli değil. Bu işi gel dolara bağlayalım da işi garantiye bağlayalım. İşi dolara bağlıyor musun? Dolara bağlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu ülkenin onuru olan lirayı atıyorsun bir köşeye. Beşli çeteye hizmet için sana işi dolarla vereceğim diyorsun. Ben bunlara beşli çete dediğim için de beyefendi üzülmüş. İncinmiş. Gücenmiş beyefendi. Evet, sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha söylüyorum. Bir daha aç dava. Bir daha dava açmazsan namertsin. Bir daha aç dava. Yetiyor mu? Dolarla aldım diyor ama. Ya dolarla aldık ama diyor. Şimdi bu işi aldım. İyi sözleşmeyi de yaptık. İş de dolarla. Ama bizim bankalar bize kredi vermiyor. Nereye gitsem? Bu kadar büyük işe biz kredi vermeyiz. Ya batarsan ne olur? Erdoğan ne diyor? Meraklanma. Hiçbir banka kredi vermiyorsa devletin hazinesi emrindedir. Ben sana hazineden garanti veriyorum. Evet. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerim iyi dinleyin. Bu beşli çeteye dolar bazında ihale vereceksin. Bir de bunların aldığı kredilere hazine olarak güvence vereceksin. Ya bu hazine bunların çiftliği mi? Sen de bu çiftliğin reisi misin? Milletin parasını 5 kişiye nasıl emanet edersin? Nasıl tahsis edersin? Yetiyor mu? Yetmiyor. Efendim diyorlar ki ya ne olur ne olmaz. Bu Kılıçdaroğlu gelir iktidar olur. Elimizden bütün bunları alır. Milletin ahını bize sorar. Yetimin hakkını, kul yeğenlerin hakkı diyor bu adam. Sık sık söylüyor. Ya gelir siz de kul hakkı yediniz. Bir bakalım siz neler yaptınız diye sorar. Bizim mahkemelere gider. Bizim mahkemelerin ne yaptığı belli olmaz. En iyisi sen bana güvence ver. Bu işi İngiliz mahkemelerine götürelim. Sen İngiliz mahkemeleri güvencesini verdin mi kardeşim? Verdin. İngiliz mahkemelerine güvence veriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerine güvenmiyorsun. Ben sana Beşli Çete'nin sponsorluğunu, Beşli Çete'nin sahipliğini, Beşli Çete'nin tahsildarlığını yapıyorum dediğim zaman da güceniyorsun. Niye güceniyorsun kardeşim? Hiç güvenme, gücenme. Bunu yapıyorsun zaten sen. Görevin bu. Başka? Efendim diyorlar ki bu Beşli Çete. Ya güzel parayı aldık. Dolar, hazine garantisi var. Her şey tamam. Tereyağından kıl çıkar gibi yaptık. Sözleşmeleri de imzaladık. Ya bir talebimiz daha var. Nedir talebiniz?
Ya biz dolar aldık ama bu Amerika'da enflasyon olur. Efendim Almanya'da enflasyon olur. Ya bu enflasyon da bizim sırtımızda olmasın. Biz bir sürü adama para veriyoruz. Yani malı götürenlere para veriyoruz. Yani buradan da bizi koruyun. Olur diyor. Dolarla aldıysan Amerika'daki enflasyon kadar fark vereceğim sana diyor. Avro aldıysan Almanya'daki kadar sana enflasyon çıkarsa enflasyon kadar para vereceğim diyor. Ya bana söyler misin? Be adam. Dünyada böyle bir ihale var mı ya? Dünyada ya burası sömürge bir devlet midir? Şimdi hakimlerini de devreye koyuyorsun. Savcılarını devreye koyuyorsun. Kılıçdaroğlu'nun sesini nasıl keseriz diye mahkeme mahkeme dolaşıyorsun. Sen mahkeme mahkeme dolaşma. Yiğitsen, erkeksen, güçlüysen, erdemliysen senin dünya kadar televizyonun var. Çık karşıma kardeşim. Hesapsa hesaplaşalım. Çıkar mı? Ben de biliyorum çıkmaz. Bu hesabı kim yapar ya Allah aşkına? Soygun düzeni ya. Soygun düzeni ya. Düşünebiliyor musun? Adamı çağırıp ihale veriyorsun. Dolar garantisi veriyorsun. Hazine garantisi veriyorsun. Enflasyon garantisi veriyorsun. Bir de mahkeme garantisi veriyorsun. Adamın hiçbir riski yok. Hiçbir riski yok. Yapan kim? Erdoğan. Belgeleri imzalayan kim? Erdoğan. Farkı veremeyen kim? Erdoğan. Milletin iyiliğini sömüren kim? Bunlara tahsis eden kim? O da Erdoğan. Başka kim sorumlu? Bakan desem bakanın yetkisi yok. Bakan hükümet değil. Biliyorsunuz kabine diyorlar. Yukarıda oturmuşlar. Hiçbir yetkileri yok bakanların. Değerli arkadaşlarım, beni bir kaşır açmışlar. 1 milyon liralık, ben 1 milyar diyecektim. Meğer 1 milyonluk açmışlar. Küçük açmışlar. 1 milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Ya benim parayla pulla işim yok kardeşim. Parayla korkan sensin. Paraya tamah eden sensin. Benim ne parayla, ne pulla, ne sarayla hiçbir ilgim yok. Benim tek derdim var, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Herkesin hakkı hukuku teslim edilsin. Ben sadece bunu istiyorum. Ha, bu arada Erdoğan'a söyleyeyim. Bir iyilik yapıyorsan bu hurma murma işine girdin. Bu hurmadan gümrük vergisi %25. Bari onu Ramazan boyunca bari sıfırla kardeşim. Millet hurma yiyecekse bari sıfır olsun. Bak onu bile düşünmezler. Ama bu kardeşiniz düşünür. Onu bile düşünmezler. Beyefendi oturur. Manda yoğurdu bilmem ne falan filan. Her 4 hurmadan birisini devlet olarak alıyorsun. Vatandaşın lokmasından. Niye alıyorsun kardeşim? Beşli çeteye gelince bütün kapıları açıyorsun. Hurma yiyecek vatandaş ona %25 gümrük vergisi. Ayrıca %1 de KDV alıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Meşhur bir laf vardır. Hırsız içeriden olursa kapı kilit tutmaz diye. Bir daha söyleyeyim. Hırsız içeriden olursa kapı kilit tutmaz. Hırsız içeride. Kapı da kilit tutmuyor. Devletin bütçesi darmadağın. Bürokrasi darmadağın. Devlet yönetimi darmadağın. Bu sistem böyle gitmez. Bu yapı böyle gitmez. Bunu demokratik yollarla düzenleyeceğiz. Demokratik yollarla düzelteceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. Bu ülkenin gerçek sahipleri bu ülkenin halkıdır. Yani biziz. Sarayda oturan şüreka ve saray kendileri bunlar devletin sahibi değillerdir. Devletin sahibi 84 milyondur. Devleti yönetemiyorlar. Devletin çivisini çıkardılar. Saray kafasıyla bu işler olmaz. Saray kafasıyla. Daha doğrusu saraylı kafasıyla bu işler olmaz. Bakın. O 5 şeyi saydım ya, bir şey daha söyleyeyim. Sözleşmeyi yapıyorsun. Bu söylediğin 5 garantiyi de verdin. Mahkemeden, dolardan, enflasyondan bütün garantileri verdin. Yine tatmin olmuyorlar. Yapıyor işi, bana ek süre ver diyor.
Ek süre ver, daha ben yoldan geçenlerden para alacağım diyor. Bakın, Gebze, Orhan Gazi, İzmir, Osman Gazi Köprüsü dahil. Sözleşme tarihi 15 Mart 2013. 22 yıl 4 aylık süre içinde köprüyü teslim edecek. Biz cebimizden paraları vereceğiz. Beyefendi kazanacak. Dünyanın parasını kazanacak. 10 liraya mal ediyor, 50 lira ödeyeceğiz. Böylece adam köşeye dönecek. Yetmiyor buna. 834 gün ek süre veriyorlar. 834 gün. Kuzey Marmara otoyolu, Odayeri, Paşaköy kesim, 3. Boğaz Köprüsü.